Sizin de bildiğiniz gibi sezonun ilk 7. maçından sonraki zaman diliminde göreve geldik. Bu zaman zarfında tabii birçok olumsuzlukla karşılaştık. Bunların neler olduğunu soracak olursanız, tabii oyuncuların sakatlık, performans artı kendi iç sahada oynayamama gibi dezavantajları sıraladığımızda maalesef beklentinin açıkçası biraz altında kaldık ilk yarıda. Doğal olarak bu tarz sıkıntılı süreç bizi puan olarak da biraz geride ilk yarıyı bitirmemize neden oldu. Doğal olarak bu sürecin bize artı ve eksilerini iyice inceleyip sık dokuyup ikinci yarıdaki en azından ilk yarıda yaşadığımız bu tarz olumsuzlukları yaşamamak adına işte tesislerimizin bitmesi artı ilk yarıdaki eksik olan mevkisel olarak oyuncu kalitesiyle alakalı eksik olan bölgelerimizi ikinci yarıda tamamlama gibi bir hedefimiz vardı. Dediğim gibi ilk yarıdaki bu anlamda bu tarz eksikleri göz önüne alacak olursak aslında bakıldığı zaman çok da kötü değil ama çok da iyi olabilirdik. Elimizde o fırsatlar vardı. Çok gereksiz puan kayıpları yaşadık. Özellikle son iç sahada oynadığımız 3 maç Şile, Aksaray ve son oynadığımız Kızılcabölük maçlarında kaybettiğimiz puanları kazanmış olsaydık şu anda belki buraya lider olarak gelecektik. Ama dediğim gibi bakıldığında o tarz fırsatlar tekrardan elimize geçecek. Bu anlamda inşallah ikinci yarı daha değerli toplu olacağız. Şimdi kamp değerlendirmesine gelecek olursak sağ olsun başkanımız bizi Antalya'nın en güzel fiziki şartlarında bulunan otelde, sahalarında çalışmamıza olanak sağlayacak imkanları seferber etti. Çok güzel bir ortamda çalışıyoruz. Havası çok güzel, zemini çok güzel, fiziksel şartları, otelin kalitesi, her şey gayet iyi. Şu ana kadar bir aksiliğimiz olmadı. Aşağı yukarı 2-3 günden beri antrenmanlarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yeni katılan oyuncularımızla beraber ikinci yarı bambaşka bir Iğdırspor, daha dinamik, daha istekli ve arzulu, daha hedefe net gidebilecek bir takım oluşturma yönünde hamlelerimizi yaptık. Aramıza katılacak birkaç tane daha oyuncu olabilir. Şu an sayısal olarak biraz fazlayız ama zaman içerisinde bu sayıyı azaltmak zorundayız. Çünkü istediğimiz kaliteli antrenman çıkmıyor. Zaman zaman yoğunluktan içerideki oyuncular da rahatsızlık duyuyor doğal olarak. Bu süreci ideale indirip inşallah ikinci yarıda sakatlıkların ve bu ilk yarıdaki saydığım olumsuzlukların az yaşandığı bir dönem olur. Çünkü bizim şampiyonluktan başka kesinlikle başka bir düşüncemiz yoktur. Oyuncuların bu bilinçte buraya geldi. Oyuncularımızı zaten bu kalite ve tecrübeye sahip oldukları için daha çok tercih ettik. Aslında bakacak olursanız devre arası işte ilk yarıdan 16 tane oyuncunun gitmesi ve aynı şekilde yeni oyuncuların gelmesi handikap gibi görülse de biz oyuncularımızın hem kalitesine hem karakterine çok inanıyoruz bu süreçte. İnanıyorum ki hep beraber işimizi dört elle sarılıp sezon sonunda arzuladığımız hedefi gerçekleştiririz.